Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran Toprak Kalan Mahalle Yolu üzerinde röportaj yapacağız. Burası aynı zamanda grup mahalle yolu sayın izleyiciler. 15-20 pare mahallemiz bu yolu kullanıyor. İşte önceden buralar köydü. Tüm şehir yasasıyla mahalle oldu biliyorsunuz Erzurum ilimizde. Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Karlıca Mahallesi muhtarımız Zülküf Bingöl kardeşimiz de yanımızda. Evet. Evet muhtarım, kaç dönemdir muhtarsınız? Bu yolların asfaltının yapılması için kaç defa müracaat ettiniz? Efendim benim ilk dönemdir muhtar oldum. Evet. Seçimle oldum. Yalnız bu süre içerisinde, bu dönemin içerisinde muhtar seçildiğimden dolayı üzülüyorum. Keşke de seçilmeyeydim ya da aday olmayaydım. Neden efendim? Çünkü nedeni şudur. Bir insan bir hizmete atandığı zaman o hizmetler yapılmadığı takdirde bir insanın vicdanı tamam olduktan sonra vicdan azabı çekiyor. Vicdan önemli, evet. Ben şimdi şu anda muhtarlığın peşinde olan biri değildim. Bir seçimle niyetlendim, sevdim. Bir hizmetler yapayım, halkıma, milletime yapayım, mahalleme yapayım diye bir atama yaptım, kazandım. Yalnız ben diyorum ki keşke ne atanaydım ne de kazanaydım. Atanmadınız, halk seçti, seçilmişsiniz. Yani seçilmiş yöneticisiniz. Yani seçildim. Keşke diyorum beni seçmeyeydiler. Seçimlerde vaatte bulundunuz, muhtarlık seçiminde. Ben muhtar seçerseniz bu yolu asfalt yaptırırım dediniz mi efendim? Ben şimdi vaatlerde bulundum. Vaatlerin dışında ben kendime çok emindim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar var olan bir ülke, çalışan bir ülke ya da ne bileyim her şeyi güzel şeyler yapacağız diye gayretler içerisinde olan bir ülkede güzel hizmetler yapacağım diye ben ondan dolayı da güzel hizmetler yapacağım diye gurur duyardım. Evet. Ama şimdi şu anda yapamadım. Şu anda da üzülüyorum. Evet. Sayın izleyiciler. Bizim bu grup yolu dediğimiz şu anda Ağrı, Kars, evet. Erzurum, evet. Şu tarafta istikametimizde, evet. Gelen şu grup yolumuz toprak stabilize sayın izleyiciler. Şu anda halen stabilize, evet. Bu yol böyle bizim solumuza bu tarafa giden yol. Erzurum'un içerisine 71 kilometre bizim Karlıca mahallemizde 71 kilometre. Evet. Burada kalan asfata 23 kilometre stabilize var. Evet. Bir zat bizim bir göy olan muhtar arkadaşımız, evet. Da anlatmıştı. Doğru. Biz 8-9 tane muhtarlar sayın valimize gittik. Şu anda mevcut valimize gittik. Evet. Bize o zaman bazı güvenlik nedeniyle bu yolumuz bir yıl dolayısıyla kapalıydı. Evet. Biz sadece açılmak amacıyla gittik, rica ettik. Herhangi bir şey yok. Devletimiz her şeyi bitirmiş. Evet. Yani bir şey olarak sorumluluğu yok. Güvenlik gerekçesiyle yok. Yolumuzun açılması rica etmiş. Evet. Sayın valimiz de bize söz verdi. Biz orayı açacağız kısa sürede. Evet. Bir günde asfaltla sizin mahallenize kadar geleceğiz diye bize bir söz verildi. Evet. Ancak 4 yıl daha yapılmadı. 4 yıldan beri değil ki, sadece bizim bir o stabilizenin açılması yapıldı. Ondan sonra bir grader de Allah'a çok şükür bizim mahallemize gelmemiş. Evet. Bizim bu yolun devamı Güneydoğu'nun tümünü bağlayan bir yol. Evet. Bingöl, Urfa, Diyarbakır, Antep, Mersin, tamam, Güneydoğu'nun tüm yollarını bağlayan bir yoldur. Çünkü evet. Erzurum, Tekman 70 kilometre. Evet. Tekman bizim mahalle 40 kilometre. Burayla Karlova 50 kilometre. Bingöl'le Karlova 71 kilometre. Onu öyle hesapladığımız zaman, evet. Burada Diyarbakır'a kadar bir 500 kilometre. Evet. Öbür taraflarda dolaştığımızdan Diyarbakır'a gitmek istediğimizde 1000 kilometre kat ederiz. Evet arkadaşlar, araştırmacı gazeteci olarak arkadaşımın bahsetmiş olduğu yoldan geldim. Gerçekten çok kısa bir yol. Eğer diğer yol Erzurum üzerinden gelecek olsaydık Tekman 80 kilometre, burası 40 kilometre, 120. Oradan da 50 kilometre gidecektik. 170 kilometre dolaştıktan sonra ben bu noktaya gelecektim. 34 kilometrede Turnagöl köyüne girdim sayın izleyiciler, Çat ilçesinden. Onu da belirteyim. Yani bu yol eğer yapılırsa asfalt, buradaki yaşayan mahalle sakinlerinin ne kadar yolunu kısalacağını siz tahmin edin. Onun için yetkililere ben araştırmacı gazeteci olarak sesleniyorum. Mutlak bu çağda toprak kalan bu mahalle yolları mutlaka asfaltlanmalı diyor. Ülkemize yakışmıyor. Erzurum'un dadaşlarına bu yol hiç yakışmıyor. Doğru bizim, bizim şu anda, ben şunu da belirteyim. Benim köyümün 1000 tane nüfusu var. Evet. Ben sadece şahsi köyümün
müracaatında değilim. Evet. Bizim şu anda bu grup yolunu takip eden Kırkan'la bu yanı 20 tane köyümüz var. Kırkan mahallesi sayın izleyiciler. Evet, çünkü ilçesi de var Hatay'ın biliyorsunuz. Hem de Kırkan hem Nahi aynı şu anda bizim orada askeri karakolumuz da var. Evet. Bunu şimdi bu istikametini arkadaşlar görüyorsunuz. Araç geçtiği anda biz ne yapıyoruz? Konservan içerisinde kalıyoruz. Onu da belirtelim. Yani biz buraya bir defa geldik. Canımız acıdı. Ancak bu mahalle sakinleri, burada yaşayan vatandaşlarımız bu çileyi her gün ne yapıyor? Çekiyor, yaşıyor. Çekiyor. Değil mi efendim? Bir arabanın lastiği, şimdi şu anda gördüğünüz bu minibüsün bir çift lastiği 1 milyar 140 TL'ye dünen değil evvelsi gün aldı. 1700 lira yani milyar demeyelim. 1700 Türk lirası sayın izleyiciler. 1140 TL'ye 1140 TL'ye aldık. O lastiğin, şimdi o lastiğin kaç ay gider efendim? Kaç ay gider? En fazla 2 ay. Bu yolda ay. En fazla 2 ay. 2 ay giderse hak veriyorum şimdi. Bak 2 ay o da ne? Çok da böyle ne diyeyim? Ya lastik yıpranmasını yavaş gider. Lastik yıpranmasını işte yolun bir ne bileyim köşe bile yumuşak yerlerine gitmeye çalışarak. Yani yol içinde yol arıyoruz sayın izleyiciler. Onu belirtelim. Buradan grup yolundan gelirken şu yokuşun olduğu yerde araçlar böyle engebeli yapmış, oymuş. Yani yeni nesil araçların tamamının altını, kartelini vurmadan geçme şansı yok. Onu da belirtelim. İşte bazen bize muhtarlar diyor ki ya Süleyman Bey sana bu araç yakışmıyor diyor. Ben de dedim ki eğer doğuya giderseniz birçok köy yolu, mahalleye dönüşen yollarımız toprak stabilize. Yeni nesil araçlarla gitme şansımız yok sayın izleyiciler. Bir de yeni nesil araçlar işte ilçenizin kaç nüfusu var merkez ilçenin? Merkezin 13 bin nüfusu. Merkezin. Evet. Köylerle birlikte mi 13 bin? Hayır. Merkezin 13 bin nüfusu var. Evet. Birçok yerde tamirci bulunuyor. Bizim şimdi köylerle birlikte 33 bin nüfusumuz var. Az değil sayın izleyiciler. Bir de Tekman'ın neyi vardı sayın izleyiciler? Daha önce neyi vardı? Bakanı vardı değil mi? Evet. Zahide Taşkesenlioğlu. Evet. Zehra Taşkesenlioğlu. Zehra Taşkesenlioğlu. Evet. Dilimiz sürçtü bizim şu de sayın anda, izleyiciler. Şu anda ben burada özellikle ona sesleniyorum. Eğer bizim bir kazanın milletvekili ise, bu yollarımız stabilize ise ben utanmıyorum. Onlar utansınlar. Evet. Başka da söze gerek seçimden yok. Seçimden seçime buraya geliyorlarsa ben bir şey demiyorum. Ben zaten bu dönemden hariç muhtar da olmaz. Ben olmam. Bak köylü davet ediyor. İlla ki bir ikinci dönem yap. Ben yapmıyorum. Çünkü niye yapmayacağım? Ben huzurlu değilim. Bir şey yapmamışım. Bir hizmet yapmadığım nedeniyle ben huzurlu değilim. Bir daha da yapmayacağım. Evet. 3 yılda beri şunu da son olarak bir şey söyleyeyim. 3 yılda beri her baharında buranın İhalesi yapılıyor diyor. Yapılmış diyor. Evet. Asfaltı yapılacak diye bize söyleniyor. Hala ama çok şeker. 30 Ağustos'a gelmişiz. Hala stabilize devam edecek. Bizim bunu da son olarak söyleyeyim. Ağustos 3 Ağustos. Biz bunu da son olarak söyleyeyim. Bizim Kırakan'la Göyoğlan mahallenin arası eskide bir delme takma asfaltımız var. Bir yıl gitmiş galiba. Rabbimize çok şükür onu getirdiler. Grader vurdular. Stabilize'ye çevirdiler. Evet. Biz buraya yeni asfalt yapacağız. Sıcak asfalt yapılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. O da yapılmadı. Eğer bu sesiniz sizin sayenizde seslerimiz duyuluyorsa, bu tarihten sonra yapılıyorsa ilk önce sana teşekkür edeceğim. Sonra da hizmet getiren insanlar kim olursa onlara teşekkür edeceğim. Sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımız gerekli güzel cümlelerini söyledi. Katılıyorum. Ama öncelikle Erzurum milletvekillerine sesleniyoruz. Bir de Tekmen'in milletvekili var. Zehra Taşkesenlioğlu sayın izleyiciler. Lütfen bu mahalleye dönüşen köyleri ziyaret etmesini istiyoruz. Turnagöl mahallesine giderse aracı yani yeni nesil araçlar. Gerçi onlar 4x4 yüksek araçlarla geliyor. Onun için pek farkında olmazlar canım. Farkında olmuyorlar. Evet. Şoför de kullanıyor. Ancak kendileri kullanılırlar ise bir daha gelmezler. Çünkü Erzurum'da arkadaşlar bir ilçe başkanımız o zaman işte bir yapılan seçimde bir köye seçmen götürmüş. İstanbul'dan gelen seçmenler kendi aracıyla götürmüş. İnternette var yükledik. Bir daha geri almaya gitmemiş. Neden? Yol bozuk. Onun için işte bak bu halk ama bu yol her gün kullanıyor arkadaşlar. Doğru mu efendim? Bir mahalleli bırak kullanmıyor. Bu çağda toprak kalan stabilize yol Erzurum'un da araçlarına yakışmıyor diyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i de göreve davet ediyoruz. İl milletvekilleri mutlak buna müdahil olmalı diyorum araştırmacı gazeteci olarak. Muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Misafir edebilirim.